Sevip'te rehber çizgiler kullanmayı öğreneceksiniz. Yani guide curve. Bunun için ilk önce üst düzleme geliyorum ve bir daire çiziyorum. Profilim olsun diye. Ölçüsünün çok bir önemi yok. Gelip buradan isterseniz girebilirsiniz. Ön düzleme geliyorum, dik bakıyorum. Düz bir çizgi çiziyorum ki patikası, yani yolu belli olsun. Sketch'ten yine çıkıyorum. Bir, iki skecim oldu. Ön düzleme yine geliyorum. Dik bakıyorum. Ve arc komutuyla bir yay çiziyorum. Şimdi bakın. Bu yayı nerede çizdiğinizin ya da ne uzunlukta çizdiğinizin çok bir önemi yok. Bir, bu yayın ucu profile değecek. Profil ile patikanın birbirine değmesi şart değil. Bir önceki videoda gördük ama rehber çizgisi, yani guide curve'ün profile değmesi farz. O yüzden kontrole basılıyken bunun ucunu, yayında kendisini seçiyorum. Daha doğrusu profilin ve pierce ilişkisini veriyorum. Pierce sadece yayla nokta arasında veya kapalı bir arkla nokta arasında verilen bir ilişki olduğu için sadece burada görürsünüz. Seçtim, birbirine dokun dedim. 1. 2. Guide curve'ünüzün boyunun hiçbir önemi yok. Çünkü bu işlemi en uzun çizgiye kadar yapıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani sizin şey özür dilerim en uzun diyorum. En kısa çizgiye kadar yapıyor. Sizin guide curve'ünüzün ne kadar uzağa gittiğini hiçbir önemi yok. Sadece buraya kadar gelecek bu şey işlemi, sweep işlemi. Sketch'ten çıkmazsanız da yapamazsınız bu arada. Sketch'ten de çıktım. 1 profil, 2 patika, 3 rehber çizgi. Guide curve. Şimdi geldim. Boşluğa bir kere tıkladım. Seçili kalmasın diye. Sweep'e girdim. Profili seçtim. Yolu seçtim. Guide curve'leri açtım. Ve guide curve'ün kendisini seçtim. Bakın şekil hemen buna sıvandı. Okey dedim. Çıktım. Güzel. Bunu öğrendiniz. Şimdi yapacağınız bir hatayı öğrenelim. Bunu yaptınız. Sonra dediniz ki ben gideyim de şu sketch'te bir düzenleme yapayım. Şuraya geleyim bir ölçü vereyim şöyle. Sallapati bir şey çizdik. Orayı bir yüz yapayım hastalığıyla. Dediniz. Ve geri çıktınız. Ve çıkamadınız. İşte hatadan bahsettiğim şey bu. Guide curve'ü undo yapacağım ki görebilin. Guide curve ancak ve ancak şu anda tabii ki düzenlemesini de yapamıyor maalesef. Guide curve ancak ve ancak profil belli bir değerdeyse ona sığınarak gidecek şekilde, o radyusla oynayabileceği şekilde sabitse yapabilirsiniz. İlla ki bu değişkenliği istiyorsanız, sonra sketch'le oynayacağım diyorsanız önce guide curve'ü çizin. Önce patikayı çizin, en son profili çizin. Peki, bir sonraki videoda görüşmek üzere.